Dündar Bey. Evli bir kadını ayartmak size hiç yakışıyor mu? Ben sizi mert bir insan olarak biliyorum. Yanılmışım. Ama size bir iyilik yaptım. Mezarınızı aldım. Taşınızı da yaptırttım. Evet, bir tek sizin ölmeniz kalıyor. Evet, evet. Karacaahmet. Bekliyorum. Bana bak. Buna çok para verdin mi? Verdim. Değer be. Değer değil mi ya? Değer be. Babacığım, müsaadenle silahını alayım. Yavaşça. Önünü dön. Ne kadar cesur olduğunu göstereceğim dediğin bu muydu? Evet. Nasıl? Çok iyi. Bence de. Aras Rona'yla hesaplaşmaya da iyi geldin. Ama kim çıktı? Sürpriz. Efkan. Efkan kim? Senin oğlun. Oğlun. Nasıl tuzağa düşürdüm seni ama? Zekice. Etkilendin ama. Kabul et şimdi. Hevesini kırmak istemem ama pek etkilenmedim. Nesini beğenmedin? Dur dur. Ben bunları duymak istemiyorum ki. Buraya beni öldürmek için gelmedin mi? Evet. Ama hala benim takdirimi bekliyorsun. Yazık. Ulan sen bizi mahvettin lan. Annemi, ablamı, beni. Üçümüzü de bir şekilde öldürdün sen. Tamam, oyalanma o zaman. Sık. Al annenin ablanın intikamını. Al kendi intikamını. Hadi sık. Sık. Silah senin elinde ama zangır zangır titreyen de sensin. Ama yeter. Senin gibi oğlum olacağına... Yeter! Yeter! Bırak. Ne oluyor burada? Sürpriz! Sen elindeki taşı şuraya bir ser bakalım. Ne yazıyor orada ya? Aras Rona ruhuna el Fatiha. Ya ne oluyor burada? Ne oluyor ya? Galiba siparişler karışmış olabilir mi?
Ver bakayım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın sevdayı kendime istiyorum. İndir şu silahı. İndir. Verdim gitti demen lazım. Tamam silahı indir. Verdim gitti. Tamam verdim gitti. İndir şu silahı. Çok sağ ol. Teşekkürler. Tanıdı lan beni. Kenan kardeşim, olay şöyle oldu. Bu iki adam aşk ve ihanet hesaplaşması için karşı karşıya geldi. Manyak Dündar mezar taşına kadar yaptırdı. Silahlar konuştu, yasak aşk iki can aldı. Aras Dündar'ı vurdu. Dündar'ın bir süredir yanından ayrılmayan adamı Mustafa Aras'ı. Ey aşk! Nelere kadirsin sen? Sen şimdi babamın arabasını al. Mustafa'nın evinin önüne park et. Hı. Silahı da sil. Sonrası kolay. Bence silahları değiştirin. Niye? Mustafa Dündar'ı vurmuş olsun. Böylesi daha inandırıcı. Çünkü Mustafa başından beri bunların adamı aslında. Ondan böyle bir şey istemiş olabilirler. Bence sana içeride bakarım. Kızına da bakarım. Demiş olabilir. E doğru. Tamam. Değiştirelim onu. Ah be baba. Bir günden bir güne takdir etseydin ya şu oğlunu. Ne acı bir son. Hiç hak etmesen bile. Ben senin için bir Fatiha okuyacağım. Allah kabul etsin. Ulan bir insan kalkıştı hiçbir işi mi beceremez? Ama merak etme. Benim kanım değil. Arasrona için hazırlanmıştım ama. Ne kısmet oldun. Sen şimdi merhumu arabaya taşı. Mezar taşını da tabii. Sonra ben sana iz bırakmadan biri nasıl öldürülmüş uygulamalı olarak öğreteceğim. Başkan. Babanı öldürmek kolay değil. Dünya alem bilir ki Dündar Bolatlı'yı öldürmek çok zor iştir. Ama iyi denemeydi. Takdir ettim. Hadi bakalım iş başına. En çok ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bana silah çekmen değil.
beni öldürmeye kalkışman değil. Asla. Hatta böyle bir gözü karalık yüzünden sana hayran olabilirdim. Seninle gurur duyabilirdim. Fakat bu iş için ciğeri beş para etmez bir sokak köpeğinden yardım istedin ya. İşte soluma giden bu. Beni üzen bu. Geldi seninki. Oğlum, iş ortağı seçerken dikkat et. Suç ortağı seçerken bin kere dikkat et. Tereyağından kıl çeker gibi. Ne oluyor lan? Hoş geldin Kenan. Seni kaç kere dövmem gerekiyor? Her seferinde bu kadarı yeter artık anlamıştır diye düşünüyorum fakat maalesef. Sakın Kenan, sakın. Yolunun üzerinde seni durdurmak için bekleyen bir sürü insan var. Yaklaş bakalım. Gel geldi. Yaklaş. Ya. Kızım bakar mısın buraya? Buyurun efendim. Bizim satırımız vardı değil mi? Var efendim. Lütfen getirir misin? Bir de kesme tahtası. Tabii. Dündar. Dündar Bey satırı falan. Gerek yok ya. Zaten bu senin manyak oğlunun fikriydi hepsi. Babamı öldürür müsün dedi bana. Ama ben kabul etmedim ya. Yani. Suç ortağını görüyor musun? Gör. Getir kızım, getir. Şuraya koyar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Gitme. Sen de kal. Geç otur lütfen. Şu kızcağızın hiçbir günah suçu yokken parmağını kopardın. Daha o zaman müdahale etmeliydim. Bedelini ödetmeliydim sana. Kısasa kısas. Çünkü sonra işlediğin suçların cezasız kalacağını zannettin. Baba olarak hata yaptım. Özür dilerim. Şimdi hatamı telafi edeceğim. Senin de yardımınla. Çök bakalım. Baba. Çök. Aferin. Şimdi bir parmağını kes. Baba, ne olur yapma. Yalvarırım yapma. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Sen yapacaksın. Parmağını keserek hem canını hem de adamlarını kurtaracaksın. Hadi bakalım. Ya ne yapacaksın? Kesmezsem vuracak mısın beni? Çok zalimce geliyor değil mi? Fakat bir saat önce babasına şarjör boşaltmış bir evlattan bahsediyorsak o kadar da zalimce değil. Baba. Bekliyoruz Efkan. Tamam, tamam, tamam. Sen ne dersin kızım? Hadi sen karar ver. Kes dersen kesecek. Yoksa zaten ölecek. Hayır efendim. Gerek yok. Emin misin? Evet efendim. Eminim.
Gördün mü Efkan? Kadınlar ne kadar da merhametli oluyorlar değil mi? Hanımefendiye teşekkür etmeyecek misin? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz kızım. Fakat merhametten maraz var. İyi akşamlar amirim. Dündar Bolat'tı ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum fakat mesele şu. Evimde bir genç var. Oğlumun arkadaşı. Ve biraz önce Aras Rona'yı öldürdüğünü itiraf etti. Evet, evet. Ben de kendisini alıkoydum. Bir ekip gönderirseniz iyi olur. Tamam, bekliyorum efendim. Kenan kardeşim. Olay şöyle oldu. Bu iki adam aşk ve ihanet hesaplaşması için karşı karşıya geldi. Manyak Dündar mezar taşına kadar yaptırdı. Silahlar konuştu. Yasak aşk iki can aldı. Aras Dündar'ı vurdu. Dündar'ın bir süredir yanından ayrılmayan adamı Mustafa Aras'ı. Ey aşk! Nelere kadirsin sen? Sen şimdi babamın arabasını al, Mustafa'nın evinin önüne park et, silahı da sil, sonrası kolay. Bence silahları değiştirin. Niye? Mustafa Dündar'ı vurmuş olsun. Böylesi daha inandırıcı. Çünkü Mustafa başından beri bunların adamı aslında. Ondan böyle bir şey istemiş olabilirler. Bence sana içeride bakarım. Kızına da bakarım. Demiş olabilir. Doğru. Tamam. Değiştirelim o zaman. Çok zekisin değil mi Kenan? Güya Mustafa'nın evinin önüne bıraktığın silah beni vuran silahtı. Fakat gördüğün gibi ben hayattayım. Asıl mesele şu. Acaba senin Aras Rona'yı vurduğun silah nerede? Nerede? Bu olabilir mi? Evet, bu. Yani geçmiş olsun Kenan. Allah kurtarsın. Buyurun. Oturun. Rahatınıza bakın. Polis neredeyse gelir. Ablanın bu hale gelmesinin sebebi Mustafa. O yüzden ipini çekeceğim. Hayır. Bir şey mi dedin kızım? Hayır. Yapma. Canım. Sen bu işe karışma. Madem seni benden aldı, kopardı ve bu hale gelmene sebep oldu. Baba, Mustafa ile hiçbir ilgisi yok. Var. Elbette var. Nasıl yok? Eğer sen benim yanımda olsaydın... Hiçbir şey değişmeyecekti. Hiçbir şey değişmeyecekti. Sen de biliyorsun. Biliyorsun, ben Cemre'mi gördüm. Kızımı gördüm. Bana yetti. Bana yetmez. Mustafa yaptıklarının bedelini ödeyecek. Sen de önce sağlığına sonra kızına kavuşacaksın. Baba ben ölüyorum. Ben kabul ettim bunu. Sen de et artık, et. Et bunu. Abla, ne? Karışma. Canan. Canan. Tamam.
Tamam kızım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bir daha öyle şeyler söyleme. Elbette kızına kavuşacaksın. Amerika'dan haber geldi. Gideceğiz. Sana yapılan nakil sayesinde de iyileşim. Ama masada kalma ihtimalin de var, değil mi? Ne diyeceğim onu? Ne diyeceğim? Ölmedim. Yaşıyorum. Ama en fazla 5 ayım var. Öyle mi diyeceğim? Öyle mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Bir kez daha mı öleceğim kızımın gözünde? Güzel, tatlı bir rüya olarak kalmak istiyorum. Üç gün sonra doğum günü. Son bir kez sarılıp öpebilsem. Tamam kızım. Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dündar Bey. Ne demeliyim? Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Dündar Bey. İnanmayacaksınız ama Aras'ın ölümüne çok üzüldüm. O sadece bir kurbandı. Macide'nin kurbanlarından biri. Evet. Siz nasılsınız Dündar Bey? Bilmiyorum. Bilemiyorum Fatma Hanım. Kızım Mustafa'yı öldürmemi istemiyor. Haksız mı? Torununuz Cemre annesinin eksikliğini hissederek büyüdü. Şimdi babasından yana da mı eksik kalsın? Üvey anne elinde mi büyüsün? İnanın bana Dündar Bey, doğurmak anne olmaya yetmeyebilir. Doğurup çöpe atana ne diyeceksiniz? İnsanlar neler yaşıyor? Benden pay biçin mesela. Figen'i 9 ay karnımda taşıdım. Onu ben doğurdum ama annesi ben değilim. Onun gerçek annesi Asuman Hanım. Bazen doğurmak anne olmaya yetmezken büyüten kişi gerçekten annesi olabilir. Kızınız için en iyisini diliyorum Dündar Bey. Amerika işinden bahsetmiştiniz. Onu deneyebilirsiniz. Umarım sizin için müspet sonuçlanır. Umarım. Ama kızınız haklı. Figen ve Mustafa'nın yanında durun. Torununuz Cemre için yapın bunu. Kızınız da böyle istiyor, değil mi? Kızın nasıl? İyi. Yani iyi olması için gayret ediyorum. Ne yapıyorsun mesela? Sıcak bir yuva. Onu seven. Onu seveceği. Senin de sevdiğin. Annesi ölmüştü değil mi? Evet ölmüştü. Özlüyor musun onu? Çok. Hmm. Şimdi diyeceksiniz ki madem özlüyorsun o zaman niye başka bir kadınla evlilik planları kuruyorsun? Evet saçma gelecek. Hatta yalan. Yok sen anlat belki anlarım. Benim için bu hayatta kimse Canan'ın yerini tutamaz. Canan mıydı adı? Evet. Devam et. Çünkü o bana bu hayatta sahip olduğum en değerli şeyi verdi. Kızım. Yani o yüzden Figen'in onun yerini alması söz konusu bile değil. Zaten Figen de söylüyor.
Seni bu kadar seven birini sevgiyle, saygıyla minnetle anmalısın diyor. Laf Aras'tan başladı, nerelere geldi? Ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Şunu. Hani bana demiştiniz ya, seni öldüreceğim diye. Hı hı. Canım sadece bana ait olsa seve seve. Ama sadece bana ait değil. Başkasına da ait. Öyle mi? Kime aitmiş canım? Kızıma ve Figen'e. Ben Figen'le evlenip yuva kurmak istiyorum. Hı. Yaşlanıyorum galiba. Eskiden olsa bana silah çekeni yaşatmazdın. Fakat oğlumu affettim. Şimdi seni öldürürsem Efkan'ı kayırmış olacağım. O yüzden. Peki Mustafa. Seni affediyorum. Anladım. Anladım. Gerisini ben hallederim. Belki Lüçhan Hanım bile destek olur. Sonrası sonra. Hadi uğurlar olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Baba. Lüçhan Hanım nasılsınız? Nasıl olayım? Başınız sağ olsun desem tuhaf mı kaçar? Bunca tuhaflığın arasında mı? Hayır. Teşekkür ederim, sağ ol. Cenazeye de gelmek isterdim. Fakat bilemedim. Zaten yanımda gibiydin. Sizi görmem gerekiyor. Uygun değilim derseniz. Aslında çok isterim. Özür dilerim. Ne için? Seni böyle sürekli sıkıntılarımla boğuyorum. Ama bu sefer gerçekten çok üzülüyorum. Ay, ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Elimden bir şey gelmediği için üzgünüm. Her şey o kadar üst üste geldi ki neye üzüleceğimi şaşırdım. Bir anda kocam gibi hissetmediğim ama çocuklarımın babası olan adam. Ona mı üzülsem, çocuklarıma mı üzülsem, utandığım için mi üzülsem? Her şey o kadar karışık ki. Ama bildiğim tek bir şey var. Nedir? Senin yanında ben çok sakinleşiyorum. Sanki böyle her şeyi herkesi arkamda bırakıyor gibi. Küçük bir nefes molası gibi. Dışarıdan baksalar, kocasını gömeli daha 24 saat olmamış, soluğu sevdiği adamın yanında alıyor derler. Hayat tuhaf. Asla yapmam dediğimiz bir sürü şey yapacağımız tuzaklar kuruyor bize. Fakat kesin olarak bildiğim bir şey var. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Thank you.
beni hiç şaşırtmıyorsun Macide'ciğim. Ne senle ne de senin imalı sözlerinle hiç ilgilenmiyorum. Öyle mi? Hiç de oğlu ölmüş biri gibi görünmüyorsun. Yani bu biraz garip değil mi? Senin gibi birinin bile içinde azıcık merhamet kırıntısı vardır sanıyordum ama yanılmışım. Sana ispat etmek gibi bir mecburiyetim yok. Sen kendinden başka kimseyi önemsemez, kimseyi sevemez. Oğlun olsa bile. Zavallı. Onları öldürdüğünüzü izlediğinde daha 10 yaşındaymış. Seninle tartışmayacağım. Peki. Aras da öldüğüne göre artık bu köşkte bir şeylerin değişeceğini öngörüyorsundur, değil mi? Ne gibi? Bu köşkün sahibi kim Macide? Ne saçma bir soru bu. Tabii ki benim. Emin misin? Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsana. Dündar'ın Harun'a çökmesine izin verirler. Verirler de bunun bir bedeli olur. Macide Hanım nasıl? Ancak ben izin verirsem nefes alabiliyor. Siz de ona acı çektirmek istiyorsunuz. Yaşattığını yaşamadan bu dünyadan ayrılmak yok. Doğru, yok. O zaman kazamız mübarek olsun Dündar Bey. Olsun efendim. Bedel ödendi. Bilmece gibi konuşma Fatma. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Köşkün sahibi Dündar Bey. Köşkün satışı bizzat merhum eşin Harun Rona tarafından gerçekleştirilmiş. Yani sen uzunca bir süredir Dündar Bey'in kiracısı pozisyonundasın. Artık dönelim mi? Elbette. Bu arada akşam size geleceğiz. Bize mi? Neden? Hayırlı bir iş için. Nasıl yani? Anlatırım. Buyurun. İşte böyle. Gerçekten de çok hayırlı bir işmiş. Tabii yine de biraz da olsa tedirginim. Sen hiç merak etme. Her şey çok güzel olacak. Olmaya başladı bile. Fatma Hanım, siz müjdeyi vermediniz mi? Dündar Bey, birlikte konuşuruz diye düşündüm. İyi düşünmüşsünüz, teşekkür ederim. Hayırdır inşallah. Figen Hanım da gelsin, kahvelerimizi içelim, konuşacağız efendim. Ha? Teşekkür ederim. Ellerine sağlık yavrucuğum. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Güzel olmuş, elinize sağlık. Mustafa Bey oğlumuz ne işle iştigal eder acaba? Efendim, Mustafa Bey yeni açılacak eğlence merkezimizin müdürü olacak. Ki Figen Hanım da o eğlence merkezinin reklam ve tanıtımıyla yakından ilgilenmişti. Dündar Bey, müjdeden söz edecektik. Ha, o mesele. Herhalde henüz haberiniz yoktur. Bu köşk bir süredir bana ait. Fakat Harun Bey'e verdiğim bir söz gereği
köşkü Sevda Hanım'a ve Figen Hanım'a bırakmaya karar verdim. Dündar Bey sağ olsun, biz aile büyüklerini de unutmamış. Estağfurullah. Macideciğimle ben de benim Antalya'daki evimde yaşayacağız. Siz Asuman Hanım ve Rüçhan Hanım eğer isterseniz burada çocuklarla baş başa yaşamaya devam edebilirsiniz. Eğer herkes için de uygunsa tabii. Neyse lafı uzatmayalım. Efendim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Figen kızımızı Mustafa oğlumuza isteriz. Eğer annesi olarak siz de münasip görüyorsanız tabii. Anne, bir şey desene. Verdim gitti. Hayırlı olsun. Sağ ol. Efendim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok mutlu oldum. Teşekkürler. Gerçekten öleceğim galiba. O ne demek şimdi? Başkaları için yaşamaktan, ailem ne der diye düşünmekten gerçekten çok yoruldum. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Kocaman bir yalanmış meğer. Evet. Kendimizi inandırdığımız, bizi inandırdıkları bir yalan. Gerçekten de öyle. Bunu bu yaşımda anlamam da iyi oldu. Keşke daha önce anlasaymışım. Yaşanacak bir gün bile kaldıysa yaşamaya değer. Gerçekten de öyle. Biliyor musun? Ben Macide Hanım'ın yüzüne baka baka, hatta kızımın yüzüne karşı ben Dündar Bey'den hoşlanıyorum dedim. Ama çok zor oldu. Bunu da söylemem gerek. Rüçhan. Seni seviyorum. Keşke bunu akşam sanat okulunun kantininde söyleseydin. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Öyle mi? Sanırım saçmaladığınızın henüz farkında değilsiniz. Rüçhan Hanım, siz akşam sanat mezunuydunuz değil mi? Nasıl? Evet, öylesiniz. Üç kardeşsiniz. İki abiniz Almanya'da. Rahmetli babanız Rüçhan Çamay hayranıydı. Adınız oradan geliyor. Ve 1960 yılının Mart ayı. Yanlış hatırlamıyorsam 24'ü akşama. Okuldan arkadaşlarınızla sinemaya gittiniz. Sinemadan çıktığınızda yağmur yağıyordu. Derken Aras Bey yanınıza yaklaştı. Şemsiyesini uzattı. Ama siz bütün bunları nereden biliyorsunuz? Anne. Sen hiç aşık oldun mu? Yani babam olmadığın aşikar.
Yani bu Efkan'la aranın bozulması, Efkan'la evlenemiyor olman gerçekten beni çok çok mutlu etti. Kaçamazsın anne, çevirme şimdi konuyu. Söyle, hiç aşık oldun mu? Evet. Evet ama çok uzun zamandı yani, okul zamanı. Oh, 1000 yıl evvel. E ne oldu peki? Adınla hiç karşılaştınız mı sonrasında? Gördünüz mü birbirinizi? Gördüm tabii, görmez olur muyum? Ama çok değişmişti. Tabii aradan yıllar geçti. Peki konuştunuz mu? O seni kesin hatırlamıştır. Hatırladı tabii. Hatırlamaz mı? Anne böyle tane tane mi anlatacaksın? Ama ben onu hatırlamıyormuş gibi yaptım. Nasıl yaptım diye sorma. Yaptım. E niye? Öyle gerekiyordu. Ama o da bana ben de seni hatırladım demedi. Demez. O kadar gururlu ki. Ölse demez. Çok beklettiğim için özür dilerim. Estağfurullah. Aslında belki o zaman söyleseydin şu anın kıymetini bilmeyecektik. Hayat belki de bizi şimdiye hazırladı. Belki de daha zamanı var dedi. Ve şu anda beni sana hazırladı. Beni de sana. Bak bende ne var? Bu dikiş yüzüğünü hatırlıyor musun? Hani kantinden alışveriş yapmıştın? Evet. Hatta benim 50 kuruşum çıkmamıştı. Gülerek bana bunu verdin. 50 kuruşu getirince alırım dedin. Ama getirmedim. Bana ait bir şeyin sende kalmasını istemiştim. Şimdi onu alabilir miyim? Hayır. Sevda. Anne çıkar mısın? Hayır çıkmıyorum. Peki ben çıkarım. Sevda. Konuşacağız. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok anne seninle. Lütfen. Son kez. Sadece beni dinle ne olur. Lütfen. Lütfen. Benim Dündar Bey'le evleneceğim falan yok. Gerçekten mi? Neyse ben ilgilenmiyorum zaten. Biliyorum çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bu doğru. Benim Dündar Bey'e hislerim de doğru. Ben hayatımda ilk kez bu kadar güzel duygular yaşıyorum. Ama bu hislerimden dolayı da yargılanmaktan gerçekten artık bıktım usandım. E niye öyle söylüyorsun o zaman aşağıda? Ben babaanneni sinir etmek için öyle söyledim. Sahi mi? Neyse ben ilgilenmiyorum, söyledim. İlgilenmediğin için mi sahi mi diyorsun? Hı? Ben hayatımda ilk kez kendime olmadığı kadar sana karşı dürüstçe davranıyorum. Hislerimi anlatıyorum ve bu benim için hiç kolay değil. Ama asıl sorun şu. Bundan sonra bize ne olacak? Biz nasıl ayakta kalacağız? Ne düşünüyorsun anne? Ne var aklında? Hiç bilmiyorum. Dışarıdan şu köşke bakan ne kadar güzel bir hayat yaşadığımızı düşünür. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ama içerisi yangın yeri. Sevda. Köşk çöküyor. Yıkılıyor. Ve biz burada ayakta kalmak zorundayız. Şimdi her şeyi bir kenara, benim düşündüğüm tek bir şey var. O da sen ve kardeşin.
Kızım, haftaya Efkan'la gidiyorsunuz. Orada her şey hazır. İmkan bulur bulmaz ben de geleceğim. İçimden bir ses de mucize olacağını söylüyor. Umarım olur. Olacak. Olacak. Ben asıl sonrasını merak ediyorum. Bütün bunlara nasıl katlanacaksın? Çünkü her şey sen istediğin için oluyor. Sen izin verdiğin için Figen'le Mustafa evleniyor. Sonra ne olacak? Eğer dediğin gibi çok büyük bir mucize gerçekleşirse... Evet. O zaman başka mucizeleri beklemek için inancım olur. Şimdi gidip kızımı kucaklayabilir miyim? Elbette. Hadi. Sarılınca, onu öpüp koklayınca her şey değişti değil mi? Evet. Tamam kızım. Merak etme. Sapasağlam döneceğiz. Dün ilginç bir şey oldu. Ne oldu? Sevda Hanım söylememiş galiba. Neyi söylemedi? Kendisi Efkan'ı aradı. Telefonda uzun uzun konuştular. Tamam. Kızdığını, kaygılandığını görebiliyorum. Hak veriyorum. Fakat bence umut var. Neye karşı umut? Efkan deli doludur, evet. Çok zaman haddini aştı, biliyorum. Fakat ne olursa olsun, evladım. Ve onun mutluluğunu isterim. Ve Sevda Hanım da senin evladın. Ve elbette sen de onun mutluluğunu istersin, o yüzden iyi düşün. İkisine tekrar şans verirsek, onlar için iyi olabilir. Benim gözüm kulağım Efkan'ın üzerinde. Konuştum zaten onunla. Bir hata daha yaparsan ölümlerden ölüm beğen dedim ve bunun ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Şimdi, hepsi bir yana. Sevda Hanım'ın annesi olarak senin rızan var mı? Eğer yoksa ben bir şey söylemedim, sen hiçbir şey duymadın. Sevda kendi aradıysa bir bildiği var demektir. Bir konuşurum. İşin o tarafını onlar çözerler. Çözmek istiyorlarsa, çözebileceklerse ben seni soruyorum. Rüçhan, rızan var mı? Eğer gözün kulağın üstünde olacaksa... Olacak söz. O zaman peki. Teşekkür ederim.
Artık gidelim mi? Şu üstümü falan değiştirmem gerek. Hazırlansam iyi olur. Daha damat bey alacağız zaten. Bakar mısınız?